Değerli arkadaşlarım, öncelikle İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın açıklaması hakkındaki ilk değerlendirmemizi yaptık. Tabii ortada bir durum var. Bugün Netanyahu hükümetinin Hitler'le ve Hitler'in hükümetiyle birebir benzerlik ifade ettiği her olayda daha çok ortaya çıkmaktadır. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın da uzun zamandır sistematik bir biçimde Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadeler tıpkı Hitler'in Nazi Dışişleri Bakanı Ribbentrop'un kullandığı, başkalarına karşı kullandığı, Yahudilere karşı kullandığı ifadeler gibi insanlık suçu anlamına gelen, savaşı, savaş kışkırtıcılığını ortaya koyan ifadelerdir. Tabii gelinen noktada bütün dünyada sağduyulu insanlar Netanyahu'nun, Katz'ın ve benzeri aktörlerin söylemlerinin ve davranışlarının Nazilerle birebir özdeşlik gösterdiğini, birebir benzerlik içerisinde olduğunu artık net bir şekilde ifade ediyorlar. Şimdiye kadar en çekimsel olanların bile bu çerçevede çok daha net ifadeler kullandıklarını görüyoruz. Cumhurbaşkanımıza dönük tehditlerinin hiçbir hükmü yoktur. Bu yok hükmündedir. Ve netice itibariyle Netanyahu, Katz gibiler geçmişte soykırım suçu işleyen diğerleri gibi aynen yargılanacak. Hem tarih önünde mahkum oldular hem de hukuk önünde mahkum olacaklarına kesinlikle inanıyoruz. Tabii Cumhurbaşkanımız siyasi hayatına başladığından beri birçok tehditle karşı karşıya kaldı. Bütün bu tehditleri yapanların hepsini verdiği siyasi mücadeleyle tarihin çöplüğüne gönderdi. Cumhurbaşkanımızdan bu kadar rahatsız olmalarının sebebi Cumhurbaşkanımızın insanlık değerleri ve hakikat adına yürüttüğü bu siyasetin onları birebir rahatsız etmesidir. Ama katliamlarını bu şekildeki yaklaşımlarla, bu şekildeki saldırganlıklarla kesinlikle örtbas edemeyecekler ve tarih önünde mahkum oldukları gibi hukuk önünde de mahkum olacaklar. Ve bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına Cumhurbaşkanımıza dönük bu tehditleri yapanların hepsinin aynı geçmişte soykırım suçu işleyenler gibi yargılanacakları ve mahkum edilecekleri bir akıbet olacağını hep beraber göreceğiz. Bugün pek çok siyasi partiden Sayın Cumhurbaşkanımıza destek mesajları geldi. Pek çok siyasi parti Türkiye Cumhurbaşkanı'na dönük olarak İsrail hükümetinin kullandığı bu hadsiz ifadeleri kınadı, lanetledi. Ve muhalefette olsak, muhalefet yapsak bile eğer Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na bir saldırı varsa Cumhurbaşkanımızın yanındayız diyerekten güçlü bir irade koydular. Buradan hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Doğru olan bugün devletimizin çıkarlarını savunmak, Filistin'deki mazlumların haklarını savunmak, insanlık değerlerinden yana olmak ve devletimizin başı olan Cumhurbaşkanımıza dönük her saldırı karşısında milli birliğimizi göstermektir. Sizinle paylaşmak istediğim diğer bir konu değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Namık'tan bir konuşma yaptı. Ve bu konuşmada da doğrudan Mavi Vatan kavramına saldıran ifadeler kullandı. Ben de bu konuşmayı dinledikten sonra bunu eleştiren bir açıklama yaptım. Ve aynen o açıklamamda da ifade ettiğim gibi Sayın Namık'tan'ın açıklamalarının Yunan basınında ve Rum basınında büyük bir coşkuyla karşılandığını ve Namık'tan'a Türkiye'ye karşı bu tezleri ortaya koyduğu için büyük bir destek olduğunu gördük. Tabii şimdi yeni bir açıklama yapılmış. Sayın Namık'tan'ın bunları eleştiri bağlamında söylediğiyle ilgili. Aslında böyle sadece siyasi eleştiri bağlamına sıkıştırılacak, o denklem içinde değerlendirilecek bir takım sözler değil bunlar. Nitekim açıklama yapıldığı andan itibaren de yine bir diğer CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yankı Bağcıoğlu net bir şekilde Sayın Namık Tan'ın ifadelerini eleştirdi. Ve orada Sayın Yankı Bağcıoğlu'nun ortaya koyduğu ifadeler son derece doğru argümanlarla Mavi Vatan kavramının nasıl geliştiğini, Mavi Vatan kavramına denizcilerimizin, akademisyenlerimizin, askerlerimizin nasıl emek verdiğini,
bugüne kadar bu milli tezin oluşmasının arkasındaki büyük emeği, gayreti ortaya koyan ve bunun haklılığını ifade eden argümanlardı. Doğrudan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bağcıoğlu, bu Sayın Namık Tan tarafından dile getirilen ifadenin yanlış olduğunu ifade etti. Ve biz de bunu bu şekilde ifade ettik. Nitekim Yunan ve Rum basınında da bu şekilde değerlendirildi. Tabii şimdi tekrar bugün bir basın toplantısı yapmışlar. Değerli CHP sözcüsü Deniz Yücel ve beraberinde bir ekip Sayın Tan'la birlikte bir takım açıklamalar yapmışlar. Birincisi şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Sayın Tan'ın ifadeleri cımbızlandı. Değerli arkadaşlar, buradan açık bir çağrıda bulunuyorum. Hiçbir cımbızlama yoktur. Doğrudan Mavi Vatan kavramının omurgasına saldıran bir konuşmadır. Hatta ben bu konuşmayı duyduğumda böyle bir şey söylenmiş olamaz, böylesine yanlış bir işe imza atılamaz diyerekten arkadaşlarıma dedim ki bana bunun videosunu tam olarak gönderin. Ve ben bunu baştan sona izledim. Aslında cımbızlama meselesi değil, o konuşma baştan sona izlendiğinde Mavi Vatan kavramına saldırı kadar vahim başka unsurların da olduğu görülecektir. Mesela burada Türkiye'nin terörle mücadele bağlamında yaptığı sınır ötesi harekatlara bir eleştiri vardır. Deniz aşırı harekatlara eleştiriler vardır. Dolayısıyla Sayın Namık Tan'ın dış politikayla ilgili ortaya koyduğu değerlendirmeler eğer bir uygulama imkanı bulsaydı buradan çıkacak sonuç Türkiye'nin elinde Mavi Vatan diye bir alan kalmayacaktı. Ege'deki ve Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizi kaybedecektik. Aynı şekilde de sınır ötesi harekatları yapmayarak sınırlarımızın dibinde bir terör devleti, terör devletçikleri kurulmasına müsaade etmiş olacaktık. Dolayısıyla metnin tamamı son derece kötü bir dış politika yaklaşımı, son derece yanlış bir tip dış politika yaklaşımı ve Türkiye'nin milli tezlerine karşı esasında başka devletlerin tezlerinin yanında hizalanan bir siyasi yaklaşım. Şimdi burada en sonunda değerli CHP sözcüsü arkadaşımız bizim özür dilememiz gerektiğini söylüyor. Benim kendisine şöyle bir önerim var. Kendisi Sayın Namık Tan'ın konuşmasının videosunu tam olarak kendi parti sözcülüğü Twitter hesabından sabitlenmiş tweet olarak yayınlasın. Ve bunu herkes izlesin bir kere daha. Ve onun sonucunda orada Mavi Vatan'la ilgili olduğu kadar Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak, milli güvenliğini korumakla ilgili çok daha vahim ifadelerin olduğunu herkes görecek. Ondan sonra Sayın Deniz Yücel değerlendirsin. Biz mi cımbızlamışız yoksa tam aksine biz kendilerine düzeltme fırsatı vermek üzere en nezaketli şekilde eleştirimizi mi ortaya koymuşuz? Dolayısıyla burada bu yayınladıkları, bugün yaptıkları konuşma esasında Sayın Namık Tan'ın ifade ettiği tezlerden vazgeçildiğini, Sayın diğer CHP Genel Başkan Yardımcısının, Sayın Tan'ın tezlerini eleştiren Yankı Bey'in tezleri çerçevesinde bir yaklaşım ortaya koyduklarını gösteriyor. Bu durumda özür dileme talebinin yapılması gereken biz değiliz. Tam tersine bu konuşmayı kim yaptıysa onun milletimizden ve bugüne kadar bu kavramlar için, Türkiye'nin hak ve menfaatleri için, Mavi Vatan için, sınır ötesi harekatlar için emek verenlerden ve milletimizden özür dilemesi gerekiyor.